Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sıvıları ölçeceğiz. Süt, su, meyve suyu gibi sıvıları ölçerken litre kullanırız ve litre L harfi ile gösterilir. Buraya büyük bir tane 88 litre sıvı yağı çizelim. 8 litrelik küçük kavanozlara koymak istiyorum. Kaç tane kavanoza ihtiyaç duyarım? Nasıl bulurum? Eğer 88'i 8'e bölersem kaç tane kavanoza ihtiyacım olduğunu bulurum. 88'i 8'e böldüğümde 8'in içinde 8 bir defa, 1 kere 8 8 0. 8'in içinde 8 bir defa, 1 kere 8, 8, 8'den 8'i çıkarttım, 0. Tam tamına 11 tane kavanoza ihtiyacım varmış. 30 litrelik suyu yarım litrelik şişelere koyduğumuzda elimizde bulunan 50 adet şişenin tamamı dolar mı, dolmaz mı? Şimdi 30 litrelik suyum var. Ve yarım litrelik şişelerim var. Bu yarım litrelik şişelerde tam tamına 50 tane. Bu 50 tane şişenin dolup dolmayacağını soruyor. Bundan önce şunu bilmemiz gerekiyor. 1 litre 2 tane yarım litre şişeyi doldurur. Yani 1 litre aslında 2 tane yarımdan oluşuyor. O zaman 30 tane litre kaç tane yarımdan oluştuğunu bulmak için 2 ile çarpmaz mıyım? Çünkü 1 litre 2 tane yarımdan oluşuyordu. 30 litre de 2 tane yarımdan oluşacağından 2 ile çarparım ve toplamda 60 tane yarım litrelik şişeye ihtiyaç duyarım. Peki bizim elimizde kaç tane yarım litrelik şişe vardı? 50 tane. Bu 50 tane şişenin dolup dolmayacağını soruyordu. Toplamda bu 30 litre 60 tane şişeyi doldurabiliyor. Demek ki bu elimdeki 50 tane şişe tam tamına hepsi dolacaktır. Ve artı 10 tane daha şişeye ihtiyaç duyacağım. Kaç 1 litrelik su şişesi dolar? 2 tane yarım litre 1 litreyi mi oluşturuyor? Evet, 1 litreyi oluşturuyor. Burada biraz önce yaptığımız işlemin tam tersini yapmak zorundayız. Çünkü biraz önce litreyi yarım litreye çevirmemizi istiyordu. Şimdi ise yarım litreleri litreye çevirmemizi istiyor. O yüzden ters işlem yapacağımızdan 30'u 2'ye böleriz. 30'un içinde 2 kaç defa vardır? 3'ün içinde 2 bir defa. 1 kere 2 2. 3'ten 2'yi çıkarttım 1. 1'in içinde 2 olmayacağı için 0 aşağı indiririm. Onun içinde 2 5 defa vardır. Demek ki 15 litrelik su şişesi doluyormuş. 30 tane yarım litrelik su şişesinden. Bize de tam tamına 15 tane litrelik şişe ihtiyacımız vardır ve 15 tane litrelik şişe dolacaktır. Yarım litreden litreye çevirirken ya da litreden yarıma çevirirken biz nasıl işlemler yapacağız? Eğer yarım verip litreye çevirmemizi istiyorsa biz bölme işlemi yapacağız. 2'ye böleceğiz. Fakat litre verip yarım oluşturmamızı istiyorsa 2 ile çarpmak zorundayız. Bakalım burada ne diyor? 40 litrelik sütü
Yarım litrelik şişelere bölmemizi istediği için litreden yarıma gittiğimiz için 40'la 2'yi ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. 40'la 2'yi çarptığım zaman kaç tane yarım litrelik şişeye ihtiyacım olduğunu bulurum ve öğrencilere ona göre dağıtırım. 0, 8. Toplamda 80 tane yarım litrelik şişe doluyormuş. Yani süt doluyormuş. Ve toplamda 80 tane öğrenciye süt dağıtabilirim. 60 tane yarım litrelik meyve sularının tamamını bir kovaya boşalttığımızda kovada kaç litre meyve suyu olur? Bir kovamız var. Burada ne yapacağız? Yarımdan litreye çevirmemizi istiyor. Yarımdan litreye doğru gittiğimizde hangi işlemi yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. Eğer biz 60'ı 2'ye bölersek kovada kaç litre meyve suyunun olduğunu bulur muyuz? Evet buluruz. Altının içinde 2-3 defa vardır. 3 kere 2 6. 0, 0'ı da aşağı indirdim. 0'ın içinde 2 0 defa vardır. Ve 60'ın yarısını yani 2'ye böldüğüm zaman 30 olarak buldum. 60 tane yarım litrelik meyve suyunu kovaya boşalttığımda tam tamına 30 litrelik meyve suyu oluşmaktadır. Yandaki tabloya göre sorularımızı çözelim. 2 litre meyve suyu ve 3 litre kolanın toplam fiyatı nedir? Meyve suyu ve kola üzerinden soru çözmemizi istiyor. 2 litre meyve suyu. Meyve suyunun litresi 4 TL. 2 litresi 4 çarpı 2'den 8 TL değil midir? Kolanın litresi 3 TL. 3 çarpı 3'ten de 3 litre kolanın ne kadar olduğunu bulurum ve 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Daha sonra bunu toplamamızı istiyor. 8 ile 9'u topladığımız zaman ise 17 çıkar. 17 TL'yi ben 2 litre meyve suyu ve 3 litre kola için veriyorum. Litre süt aldığım para ile kaç litre kola alabilirim? Süt ne kadarmış? 3 TL'ymiş. 2 litre süt dediği için 3 ile 2'yi çarparım ve 6 TL bulurum. Bu 6 TL ile kaç tane kola alabilirim? Kola kaç TL? 3 TL. Eğer ben 6'yı 3'e bölersem kaç tane kola alacağımı bulabilirim. 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2 çıkar. Yani ben 2 tane kola alabilirim. 2 litre süte verdiğim parayla. Bir litre süt, 2 litre su. Bunları toplamışız. Bunlar da 1 litre meyve suyu ve kaç tane kola olduğunu bilmiyoruz. Bunların toplamına eşitmiş. Bunu bulabilmek için her birinin fiyatını yazalım. 1 litre süt kaç TL? 3 TL artı 2 litre su diyor. Su kaç TL? 2 TL. 2 litre süt su da kaç TL olacak? 4 TL olacak. 3 ile 4'ü topladık. Ne çıktı? 7 çıktı. Eşittir. 1 litre meyve suyu diyor. Meyve suyu kaç TL? 4 TL değil mi? 4 TL'yi de buraya yazdım. Artı. Kaç tane kola olduğunu söylemiyor. Buraya kola yazalım. Soru işareti koyalım. Karşı tarafta 7 var. Diğer tarafta ise sadece 4 var. Ve burada ne olması gerekiyor? 4'te neyi toplarsam 7 olur? 5, 6, 7. 3'ü toplarsam 7 olur. Demek ki buraya 3 TL gelmesi gerekiyormuş. Kola kaç TL'ydi? 3 TL'ydi. O zaman kaç tane kola almam gerekiyor? Bir tane kola almam gerekiyor. Demek ki soru işareti olan yere bir yazmam gerekiyormuş ki 3 TL olabilsin. Soru işareti olan yer birdir. Sorumuz da bu şekilde bitti. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen ders çalışmayı unutmayın.